sakın sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın sesini duyan. Düşmanımdır senin, bulunsa cana yakın. Annen bile okşasa benim bağrım taş olur. Düşmanımdır senin, bulunsa cana yakın. Annen bile okşasa benim bağrım taş arkadaşlarıyla buluştu amca. Arkadaşlarım dediği kimler? Nasıl insanlarla görüşüyor hiç bilmiyoruz. Hande artık çocuk değil amca. Hem fazla üstüne düşmek de ters etki yapar. Muazzez, senin canın bir şeye mi sıkılıyor? Hayır baba, iyiyim. Bugün sonuçları aldım amca. Sizin kısa bir süre için hastaneye yatmanız gerekiyor. Yatarız biz de. Ne yapalım? Bizi rahatlattın baba. Senin itiraz edeceğini sanıyorduk. Nasıl ikna edeceğimizi düşünüp duruyorduk. Önemli bir hastalık değil. Sen anlatsana Kenan. Karaciğerde biraz büyüme var. Bunun için mi hastaneye yatacağım? Hayır. Bir tedavide uygulanacak tabii. Belki evde de olur belki ama hastanede doktor gözetimi altında olmak başka bir şey. Son zamanlarda kendimi çok daha iyi hissediyorum çocuklar. Boşuna endişe ediyorsunuz. Endişe etmiyoruz babacığım. Kısa sürede iyileşeceğini biliyoruz. Eskisinden de iyi olacaksın. Elbette iyi olacağım. Daha birlikte çok güzel günler göreceğiz. İnşallah. Sizlerin hepinizin evlendiğini göreceğim inşallah. Mesut olduğunuzu, torunlarımı. Ben meyve getireyim. Otur. Yüzüme bak kızım. Hiç kendini sıkma. Ben her şeyi biliyorum. Kenan'dan sonra doktorla ben de konuştum. Ona gitmek için çıkmıştım. Gerçeği bana da söyledi. Baba. Babacığım. Biliyordun demek. Hani bazı yerlerde levhalar görürsün. Ofislerde, taksilerde falan. Allah'ın dediği olur. Ne kadar doğru bir laftır bilir misin? Her şey bir yana, en çok senin için yaşamak isterim. Biliyorum Hande beni hiç aramaz ama sen... Sen henüz beni kaybetmeye hazır değilsin kızım. Amca buna hiçbirimiz hazır değiliz. Vakit saat gelince bilmeden ne kadar hazırlanmış olduğunu anlıyor insan. Ama ben daha sizin yanınızdayım. Allah izin verirse beraber çok günümüz var daha. Böyle mutlu konuşmana çok sevindim baba.
Evet, bizden daha kuvvetlisiniz amca. Yoksa ölümü hemen kabul edeceğimi mi sandınız? Hadi bakalım, görüşmek üzere. İyi geceler. Karanlıkta hayalet gibi. Öf. Nerede kaldın? Saat kaç? Beni mi bekledin? Bekledim tabii. Merak ettim. Abla söyledim ya geç kalacağım diye. Öf, ne çok içmişsin. Yakışıyor sana. Öf, aman sen de öğretmen gibi. Herkes içerken ben ne yapacaktım ha? Babam çok hastahanede. Hastaneye yatacak. Nesi var? Karaciğeri bitmiş. Çok iyi bakım istiyor. Üstelik pahalı bir tedavi. Artık babamıza çok daha iyi bakacağız, anladın mı? Tamam abla, tamam. Gecenin bu saatinde hiç bunları dinleyecek halim yok. Ha? Yarın konuşuruz, tamam mı? Babama hissettirmeden Hande'nin bu uçarı ve sorumsuz tutumuyla nasıl başa çıkacaktım? Ödeyemiyorum. Ne demek şimdi ödeyemiyorum? Ödeyeceksin. Ben oynamak istemiyorum, siz zorluyorsunuz. Yok ya. Ne yaptık yani? Silahı mı dayadık alnına? Oynamasaydın. Her defasında kaybediyorum. Bu kadar da şanssızlık olmaz ki. Sen şimdi ne demek istiyorsun yani? Sahtekar mıyız biz? Anneme bu parayı söyleyemem artık. Her şeyini benim için elden çıkardı. Bir daha yapmaz. Artık oyun oynamayacağım diye ona söz vermiştim. Annesine söz vermişmiş. Ben anlamam. Nereden bulursan bul, öde benim paramı. Tamam mı? Tamam mı dedim? Bırak onu. Daha sonra öder. Ekrem'de ne zaman paran kaldı ki? Sen aldırma şekerim. Gel benimle. Bizi rahat bırak. Taksitle de olsa ödetirim. Ben kefilim. Benim hiç niyetim yoktu o gece oyuna oturmaya. Herkesten kurtulmak, uzaklaşmak istiyorum ama olmuyor. Ne yapmak istiyorsun? O işin sonu yok. Evleneceğim artık. Evlenmek mi? Evet. Annem çok istiyor. Ne bileyim, belki o zaman hayatım bir düzene girer. Ama iyi düşün şekerim. Annenin bulacağı kızlar senin gibi tecrübeli, hayatı bilen bir erkeği tatmin edemez. Ben de seni arıyordum. Ne oldu, gitti mi? Çoktan. Evlenmek istiyor. Bana yardım et abim. Ben de sana ederim. Seni tanırım. Ekrem'i çekemezsin koca oğlanı. İradesiz, zayıf, kişiliksiz herifin tipi. Parmağında oynatırsın sen onu. Böyle adamlardan da hoşlanmazsın. Daha iyi ya. Doğru düzgün birini alır oturursa bize hiçbir faydası kalmaz. Ne oyun oynar artık, ne de başka bir şey. Annesi kumar borçlarını ödemiyormuş artık. Boş ver, başka almıyor. Sana daha ne Ekremler buluruz. Ben Ekrem'i istiyorum. Amma ısrar ediyorsun ya. Ne yapacaksın Ekrem'i? Ekrem benim için bir fırsat. Ailem beni terk etti. Yüzüme bile bakmıyorlar.
Gitsem kapıyı açmazlar. Kendi yolunu kendin seçtin. Doğru. Rahat etmek istiyorum. Artık zorlanıyorum. Bir evim, bir kocam olsun istiyorum. Vay 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 vay. Kulaklarıma inanamıyorum. Benim de güvenceye ihtiyacım var Adnan. Her şeyin, evlenirsem her şeyin sahibi olurum. Böyle kumarda kaybettireceğiz de parasını yiyeceğiz, olmuyor. Sana yardım ederim. Ama o aileye gelin gidince sen de bana yardım edeceksin. Eski dostları unutmak yok. Muazzez Hanım. Muazzez Hanım. Boşuna perişan oluyorsunuz. Saatlerce oturup beklemenizin kime ne faydası var? Babanız iyi. Evinize gidin artık. Yo, uyanınca beni yanında görsün. Baksanıza, acı çekiyor gibi. Ağrı kesici verdik. Yarına daha iyi olacak. Ah, Kenan. Nöbeti devralmaya geldim. Sen gidip yat biraz. Yarın da işe gideceksin. Zarar yok. Ben böyle beklerim. Durumu nasıl? Karaciğerden küçük bir parça alındı. Biraz ağrısı olabilir, normaldir. Bizler hep başındayız. Muazzez. Doktor bey doğru söylüyor. Hadi götüreyim seni. Sen bu geceyi burada geçirirsen hasta olursun. Zaten yeni kalktın. Hadi. Hadi Muazzez. Ben sabah erkenden gelirim. Naim Bey'den izin aldım. Güle güle Muazzez Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Yorgun değil misin? Yorgunum. Ama biraz hava almak istiyorum. 16 saattir o odadayım. Hande evde mi? Gelmedi. Telefon da etmedi. Nerede bu kız? Ne yapıyor? Biz babamla meşgulken onunla da hiç ilgilenemedik. Şöyle müsait bir zaman bulursam kulağını çekeceğim. Bu ne vurdum duymazlık? Sen bir şey söyleme. Ben konuşurum. Hep öyledir o. Hiçbir şey dert etmez ki. Bu başka bir şey ama. Herkes bir olmuyor işte. Bazen ona gıpta ediyorum. Keşke ben de öyle biraz umursamaz olsaydım diyorum. Olamazsın ki. Sen Muazzez'sin. Başka günler de olacak. Güzel günler. Ekrem'e göre bir iş ne olur diye çok düşündüm Şahika Hanım. Fakat biliyorsunuz, doğrusu işe göre insan bulmaktır. Biliyorum, çok zor. Masa başında oturacağı bir iş de istemiyor. Ne yapacağımı ben de şaşırdım Naim Bey. Ama koca adam daha ne kadar böyle sorumsuz boşta gezecek? Benim genç bir müvekkilim var, Rıfat Bey. Yurt dışında okumuş, değerli bir adam. Bir araba galerisi var. Adam akıllı borçlanmış. Kendine bir ortak arıyor. Acaba diyorum. Ekrem'e göre. Ne dersiniz Naim Bey? Evet. Bir teklif edelim bakalım. Yalnız dediğim gibi bir miktar para gerekiyor. Parayı düşünmeyin. Üsküdar'da küçük bir dairem var. Onu satar, sermayeyi hallederim. Ah Şahika Hanım. Ah, iş gene geldi, satışa dayandı değil mi? Ne yapalım? Bir tane evladım var. Ona bir hayat kurmaya çalışıyorum. İşi olsun, bir aile kursun. Sorumluluk öğrensin biraz. O zaman gözüm arkada kalmaz. Aman Şahika Hanım, hele durun. Aa, Muazzez Hanım. Bir dakika gelir misiniz? Bir şey mi oldu? Görüyorsunuz değil mi Hande ile Mithat'ı? Ne olmuş? Patron çağırmıştır.
Sen günlerdir ortalarda yoksun, bilmiyorsun. Ortalık dedikodudan çalkalanıyor. Telefonda söylemek istemedim. Hande Mithat'ı baştan çıkardı diyorlar. Utanmıyorlar değil mi? Hande öyle bir şey yapmaz. Şekerim, kardeşin akıllı. Patronun oğlunu tavlıyor. Bana bu lafları taşıma. Kendi derdim bana yetiyor. Ben sana gördüğümü söylüyorum. Her saat Mithat Bey'in odasında. Her şeyi kötüye çekmeyin. Çok işim var. Beni rahat bırak. Bir daha ne zaman çıkıyoruz? İstersen daha sonra konuşalım. Ama bu sefer biraz daha romantik bir ortam olsun. Tamam. Görüşürüz. Hande. Efendim abla. Bugün iş çıkışı seninle bir yerde oturup adam gibi konuşacağız. Emredersin abla. Evliliğimin arifesinde geriye dönüp baktığımda beni en çok etkileyen babamın hastalığı ve Hande'nin vurdum duymazlığıydı. Hande ile başa çıkamıyor, ona ulaşamıyordum. Kimseyi dinlemiyor. Her şeyi yapabilir. Hande için mi üzüleyim, babama mı bakayım, ben de şaşırdım. Bak, dün gece gene gelmedi. Bugün de yok. Nerelere gidiyor? Nerelerde geziyor her gece? Bırak, bir kere de ben konuşayım onunla. Belki bir etkisi olur. Eskiden beni küstürecek diye aklı çıkardı. Şimdi umurunda değil. Bir erkek olarak, bir büyü olarak ben konuşursam... Ben bakarım. Ah, buyurun hocam, hoş geldiniz. Babanıza geçmiş olsun demek için geldim. Telefonda söylemeyi ayıp saydım. Çok incesiniz. Derslerimi o yüzden ihmal etmek zorunda kaldım. Biliyorum. Telefonda sesiniz de çok kötü çıkıyordu zaten. Şu anda babamın bir an önce iyileşmesinden başka sorunum yok hocam. Başka hiçbir şey düşünemiyorum. Çok iyi anlıyorum. Keşke babanız için bir şey yapabilseydim. Dua edin hocam. Ah, lütfen, ayakta kaldınız. Niçin giriyorsunuz? Muazzez! Müsaadenizle. Hocam, kalsaydınız. Yok, kapıdan bir uğramak istemiştim. İyi günler. İyi günler. Şadi Bey'in seni ne kadar rahatsız ettiğini o gün anladım. Meğer beni ne çok kıskanıyormuşsun. Ama hiç belli etmiyordun. Elvan'ın anneannesi telefon etti. Kızın ateşi varmış, yarın gelmeyecekmiş. Yalan, bahane. Hep böyle yapıyorlar. Üzülmeyin beyefendi. Nereye kadar gider bu böyle? Er geç göndermek zorunda kalacaklar. Ne zaman? Kız büyüyor. Gitgide onu daha az görür oldum. 5 aydır da hiç görmüyorum. Acaba gitseniz? Evet. Yarın mutlaka gideceğim. Telefonda hayır demek kolaydır. Ama yüz yüze konuşmak başka. Ne yapmaya çalışıyorlar? 8 yaşında bir çocuk. Hadi beni bırak. Ona ne kadar zarar verdiklerini anlamıyorlar mı? Akıllarınca beni üzmek, benden intikam almak için küçük bir çocuğu kullanıyorlar. Kendi kinlerini alet ediyorlar. Günahtır. Yemeği hazırladım beyefendi. Birazcık yeseniz. Yemeyeceğim. Yarın Elvan için program yapmıştım. Tatilyeye gidecektik. Konuşacak, hasret giderecektik. İnşallah olur beyefendi. Başka bir gün. Başka bir gün. Başka bir gün. Başka bir gün. Aylar, yıllar geçiyor. Buyurun. Merhaba. Elvan'ı görmeye geldim. Buyurun geçin. Geçin içeriye. Siz bekleyin, ben haber vereyim. Evet. Merhaba, Elvan hastaymış, merak ettim.
Evet, hasta. İstirahat ediyor. Onu görmek istiyorum. Kız seni görmek istemiyor Şadi. Hasta hasta onu bu yüzden üzmeyelim. Neden görmek istemesin beni? İnsan 5 aydır babasını özlemez mi? Özlemez. Çünkü sen diğer babalardan farklısın. Kızımı görmek istiyorum. Bu benim hakkım. Senin hiçbir hakkın yok Şadi. Onu göreceğim. Bunu engelleyemezsiniz. Küçücük bir kıza bunu yapamazsınız. Her zamanki gibi bana inanmıyorsun değil mi? Peki. Gel bakalım. Yukarıya da kendi kulaklarınla duy. Buyur, gel kendin gör. Yavrum, nen var? Dargın mıyız Elvan? Babanı özlemedin mi canım? Ben seni çok özledim. Benim bir tanecik kızım. Gördün işte. Daha fazla üstüne var mı? Seni bağışlamıyor. Seni hiçbirimiz bağışlamıyoruz. Çocuğu daha fazla rahatsız etme. Gitmeni istiyor. Öyle mi? Kızım Elvan, öyle mi? Gideyim mi kızım? Peki annene gittiğimde ona ne söylememi istersin? Veya ne götüreyim ona? Bir haber, bir çiçek, senden bir öpücük. Yeter artık. Vallahi aklında bir yaşa Adnancığım. Bize kalsa hiç böyle kutlamalara falan kalkmazdık. Değil mi? Çok iyi düşündün. Amma şanslısın be. Arzu'yu alıyorsun elimizden. Vallahi aşk olsun. Bu kızı bakalım kim kandıracak diyordum ben de. Gül gibi kız alıyorsun. Bir kutlama yapmaz mı insan? Kutlamayı nişanda yaparız değil mi Ekrem? Evet tabii. O zaman yaparız. Bundan iyi nişan partisi mi olur? Aa, yüzüksüz olmaz. Hele bir yüzüklerimizi alalım. Sürpriz! Aa, o ne? Ne olabilir? Bu gecenin eksiği nedir? Yüzük mü yoksa? Bakayım şuna. Aa, bayıldım vallahi. Kim seçti bunu? Ben. Olmaz Adnan. Yüzükleri benim almam lazımdı. Merak etme, borcuna yazıyoruz. Elbette ki bunları almak senin hakkın. Kim takacak? Kim takacak? Birbirinize takın ayol. Şimdi moda öyle. Canım. Hadi bakalım. Kadehleri mutluluğunuza kaldıralım. Mutluluğunuza. İçmişim başım dönüyor dönüm. Ekrem. Ne bu hali? Her şey bir harika anneciğim. Size müjdelerim var. Ne müjdesi? Bayılacaksınız. Öyle sevineceksiniz ki. Ne diyorsun oğlum sen? Ne konuştuğun anlaşılmıyor. Git yüzünü yıka. Ben de sana sade bir kahve yapayım. Müjdemi isterim, müjdemi! Size bir sürprizim var. Deli etme beni, ne var senin? Bilmem. Bak! Nişanlandım. Doktor bey. Hoş geldiniz beyefendi. Karımı ziyarete gelmiştim. Müsait mi? Aslında yanlış bir gün seçmişsiniz. Kendisine dün şok tedavisi uyguladık. Onun etkisinde. Ama madem buraya kadar gelmişsiniz, bir konuşmayı deneyin bakalım. Bahçeye hava aldırmaya çıkarmışlar. Bakın bakalım. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.
Bir dakika izin verir misiniz? Teşekkür ederim. Hümeyra, dün Elvan'ı görmeye gittim. Seni öpmemi istedi. Sevgilerini gönderiyor. Buradan çıktığında üçümüz yine bir arada olacağız. Sen, ben, Elvan. Kızımızı birlikte büyüteceğiz. Hümeyra bana bak. Bana bir şey söyle Hümeyra. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Demedim mi ben sana? Boşuna kaygılanıyorsun. Annen memnun bile olur. Annem kızacak, ağlayıp bayılacak falan sanıyordum. Çok sarhoştum. Tam olarak hatırlayamıyorum. Ama ertesi sabah gayet iyiydim. Beni tebrik bile etti. Tabii edecek. Her anne çocuğunun evlenmesini ister. Hele beni bir tanısın, o zaman daha da memnun olur. Evet tabii ama senin de biraz dikkat etmen gerek. Yani annem biraz tutucu bir kadındır. Sen orasını hiç merak etme. Ben ne yapmam gerektiğini iyi bilirim. Fakat hanımefendi, Üsküdar'daki evi daha yeni satışa çıkardık. Olabilir Naim Bey. Ama Moda'daki evi de dükkanı da hemen satmam icap ediyor. Vallahi ben artık sizin satış hızınıza erişemiyorum. Ne oluyor böyle? Bu ne acele? Durun hele bir düşünün. Ne yapıyorsunuz siz? Yakında elinizde avucunuzda hiçbir şey kalmayacak. Mal benim değil mi? Satın diyorum. Derhal satın. Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamayın efendim. Satın. Bakın, bunca yıllık avukatınızım. Hem ısım hem dostuz. Lütfen beni bir dinleyin. Neden her şeyi bu kadar aceleyle elden çıkarmanız gerekiyor bana söyleyin. Belki başka bir çaresini buluruz. Belki bunları satmaya lüzum kalmaz. Satınız. Thank you.
Arzu Hanım. Evet. Ben Şahika Hanım'ın şoförüyüm. Kimin kimin? Şahika Hanım'ın, Ekrem Bey'in annesinin. Ya öyle mi? Sizinle tanışmak istiyor. Yani beni davet ediyor öyle mi? Evet. Peki ne zaman? Şimdi evde sizi bekliyor. Buyurun. Siz biraz hoş geldiniz. Merhaba, ben Arzu. Tanışmak için geç bile kaldık, öyle değil mi? Tanışmak değil, konuşmak için geldiniz. Evet, konuşacağımız çok şey var. Konuşacağımız tek bir şey var. Nedir o? Para. Ne demek istiyorsunuz? Kaç para istiyorsun? Anlamıyorum. Beni iyi dinle kızım. Ekrem'in kendine ait tek bir kuruşu yok. Fakat sizin ölümünüzden sonra her şeyin sahibi o olacak. Dersini iyi çalışmışsın. Ama senin işine yaramaz. Benim bir anne olarak zaaflarımın bulunduğunu elbette iyi biliyorsun. Oğlumun kumar borçlarını kapatmak için bir servet kaybettiğimi de. Seni harekete geçiren de bu olmalı, değil mi? Ama seninle evlenecek olursa tek bir kuruş vermem. Evlatlıktan da reddederim. Tıpkı senin ailenin sana yaptığı gibi. Bunları nereden biliyorsunuz? Ben de ödevimi yaptım. Ekrem çok saf olabilir. Ama ben değilim. Senin ne olduğunu da biliyorum. Çok haksız da sayılmazsın. Evet. Sana acıdığımı itiraf ediyorum. Ne münasebet? Doğrusu bu. Reddedilmiş, sokağa atılmış bir kızsın. Sokakları kendin seçtin belki de. Özgür, mutlu, bağımsız olacağını sanıyordun. Ama işte özgür, bağımsız ve perişansın. Bakın ben aslında... Boşuna ikimizi de aldatmaya çalışma. İnsanları ancak bir yere kadar kandırabilirsin. Ama gerçekler bıçak gibi saplanır beynine. Ben Ekrem'i seviyorum. Buna hakkın yok. Ayrıca yalan da. O hiçbir zaman senin yaklaşamayacağın bir dünyanın insanı. Sen sadece kendini kurtarmak istiyorsun. Sokaklardan, Adnan ve şürekası gibi acımasız insanlardan kurtulmak istiyorsun. Evlilik senin için tek kurtuluş yolu, öyle değil mi? Başka çaren yok. Evet. Evet, seni korkularından kurtarabilirim. Ama Ekrem'i sana vermem. Bunu bil. Onunla evlendiğin anda o da meteliksiz, işsiz, çaresiz bir insan olup çıkar. İkiniz de mahvolursunuz. Ama o sizin oğlunuz. İşte bu yüzden onun için mücadele ediyorum. Sana bütün hayatını kurtaracak kadar para vereceğim kızım. Artık Adnan'a, ötekilere teslim olmak zorunda değilsin. Hiçbirine ihtiyacın kalmayacak. Yeni bir hayata başlayabileceksin. Para o kadar çok mu? O kadar çok. 1 milyar, 2, 3, 5. Çok daha fazlası. Ama Ekrem'i reddeden sen olacaksın. Çıkıp gidecek, izini kaybettireceksin. Eğer günün birinde yeniden ortaya çıkarsan, yemin ediyorum seni 1000 defa pişman ederim. Thank you.
Ne o? Oynamıyor musun? Keyfim yok. Belki sonra. Arzu gelsin de. Bulamadın galiba Arzu'yu. Bulamadım. Ama herhalde gelir. Kaç gündür yok değil mi? Sende bir şey var. Var ya. Ne oldu? Hasta falan mı Arzu? Seninle daha fazla oynamaya gönlüm razı olmuyor. Ne bu? Aç kendin oku. Ekrem, bu iş olmayacak. Nedeni çok basit. Seni sevmiyorum. Buradan gideceğim. Beni aramaya kalkma. Sadece zaman kaybı olur. Hoşça kal. Arzu. Yok. Ciddi olamaz. Onun bazen böyle garip şakaları vardır değil mi? Sen bilirsin. Veda mı etti bunu? Evet. Ama hiç inandırıcı değil. Zavallı çocuk. Bizim gibileri hala anlamadın mı? Arzu. O senin gibi değil ki. Budala. Boş ver. Ona aşık olduğunu sanmıyorum. Hayır anne, aşık değilim. Ama yine de terk edilmek kötü bir duygu. O kim ki seni terk etsin? Olsa olsa bağlanmayı gözleyememiştir. Yeter, düşünme artık. Sana kızım yok. Yok ya. Sen de aradın o kadar ama uygun biri yok işte. Var, ben tanıyorum. Kim? Neden daha önce söylemediniz? Sen Arzu'yu istiyordun. Ben de buna saygı duydum. Ne kadar yanılmışım. Bu defa yanılmayacağız. Sana bir şey itiraf edeyim. İlk gelip de o kısacık eteğinle karşıma çıktığın gün... benim için fazla bir şey ifade edeceğini sanmıyorum. Ya şimdi? Ediyor mu? Evet. Biliyorsun, yarın annem işe başlıyor. Her gün seni görmemek bayağı garip gelecek bana. Ne yani? Artık görüşemeyecek miyiz? Eskisi gibi her gün, her an olmaz tabii. Neden? Pekala, ayarlarız. İş çıkışları, ayrıca hafta sonları. Merak etme, senden vazgeçecek değilim. İstesen de vazgeçemezsin zaten. Ben senin için ablamla o kadar mücadele ettikten sonra... seni bırakır mıyım sanıyorsun? Şirkette çalışmaya devam etmek istediğimi anneme söyleyeceğim. Onun da işine gelir, öyle ya. Hem tam işleri öğrenmişken ne diye uzaklaşasın? Evet, haklısın. Bütün bunları söyleyeceğim anneme. Çok kuşkucu bir kadındır. Bakarsın bir şeyler olduğu aklına geliverir. Koca adamsın. Annenden mi korkacaksın? Yok canım, korkmak değil. Ama yani o yalnız işte değil, evde de patron içedir.